Evet, herkese merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle katılımlarınız için çok teşekkür ederim. Ben bu akşam sizlere intrauterin inseminasyon ne zaman, nerede, nasıl hazırlanmadı, spermin hazırlanma sürecinden bahsedeceğim. Ve IUI başarısında laboratuvar perspektifinde nelere dikkat etmeliyiz, neler bizim için önemli, onları vurgulamaya çalışacağım. Soruları hemen cevap veremeyebilirim. Barış Hocam, duyuyor musunuz sesimi artık? Evet. Öncelikle birkaç slide'la giriş yapmak istiyorum. Aşılamayı, yani intrauterin inseminasyonunu kime yapıyoruz? İnfertilite indikasyonu olarak açıklanamayan infertilite, hafif erkek faktörü sıklıkla uyguladığımız infertilite indikasyonları. Bunun dışında ovülatuar bozukluklar, servikal faktör, endometriyozis, immünolojik infertilite, seksüel disfonksiyonlar uyguladığımız indikasyonlar arasında. Burada başarı şansımızın en fazla olduğu grup açıklanamayan infertilite ve hafif erkek faktörünü oluşturuyor. Peki aşılamada, yani intrauterin inseminasyonda amacımız ne? Niçin yapıyoruz? Yüksek konsantrasyonda morfolojiye sahip motil spermi elde ederek gebelik şansını artırmaya çalışıyoruz. Ve bu inseminasyonu ovülasyonu en yakın zamanda yaparak fertilizasyon şansını artırıyoruz. Servikal mukus ve sperm arasındaki teması ekarte ediyoruz. KOH uygulaması ile birlikte motil oosit sayısını da artırarak gebelik şansını yine intrauterin inseminasyon uygulamalarında artırmış oluyoruz. Semenin içeriklerine bir hatırlayacak olursak, semen seminal sıvı ve spermden oluşuyor. Semen sıvısını oluşturan sıvılar, seminal vezikülün %40-80 kadar katkısı var. Prostat sıvısının %10-30. Bulboüretral bezlerinde %2-5 oranında semen içerisine katkısı bulunuyor. Bu seminal sıvının semen içerisine eklenme süreçlerine baktığımızda ereksiyon sırasında Kupffer ve Leiter bezlerinin salgıları ekleniyor semene. Ejekülasyonun başlangıcında asit fosfatas ve titrik asitten zengin prostat salgısı ekleniyor. Ve ductus deferens, ductus epididimis'in kaslarının kontraksiyonuyla birlikte spermler seminal sıvı içerisine ekleniyor. Son olarak da seminal vezikül sıvısı ekleniyor. Fruktoz ve prostaglandinlerden zengin sıvı ejekülata katılıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün parametrelerini biliyoruz. Volüm 1,5 mililitre, 15 milyon üzerinde spermatozoanın mililitrede olması, %32 grade A ve B motilitenin mevcudiyeti ve %10 normal morfoloji, ki yüz Krüger kriterlerine göre normal parametreler olarak değerlendiriliyor. Sonuçta biz IOI hazırlık aşamasında, IOI için semen hazırlık aşamasında elimizdeki semen parametrelerine uygun bir metot, uygun metodu kullanarak semen hazırlayarak normal morfolojide motil sperm sayısını artarak insemine etmeyi amaçlıyoruz. Benim bu çok konuşmam kapsamında tabii ki IUI'yi etkileyen faktörlere değineceğimden bahsettim. Fakat burada ağırlıklı olarak semen parametrelerinin başarıya etkisi, uyguladığımız tekniğin başarıya etkisi, uygulayacağımız IUI siklus sayısının ve aynı siklus içerisindeki inseminasyon sayısının etkisini kısaca anlatmaya çalışacağım, yani değinmeye çalışacağım. Bunun dışında özel durumlardan, örneğin kronik viral enfeksiyonlardan bahsedeceğim. Ve bu şekilde sunumu tamamlamayı düşünüyorum. Öncelikle kaç siklus yapmalıyız ve bir siklus içerisinde kaç inseminasyon yapmalıyız? Kısaca buna değinmek istiyorum. Özellikle 4-6 siklus arasında, yani 4-6 siklus IUI uygulaması önerilmekte, fakat bunun ilk 3 siklusunda esas klinik başarı elde edilmekte. Yaklaşık %88 oranında klinik başarı elde edilmekte. Bunu 4 siklus olarak belirleyen çalışmalar var. Fakat minimum 3, maksimum 6 siklus olarak ve ilk 3 sikluste %88 oranında başarının elde edilmesi esasında 3 siklusun yeterliğini vurguluyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağlık uygulama tebliğine göre biliyoruz ki açıklanayan infertilite grubunda hafif ve orta endometrioz olgularında, hafif, orta ve ileri endometrioz olgularında ve erkek faktöründe IVF'e geçmeden önce iki siklus IUI uygulaması yapmamız gerekiyor. Gonotropin IUI uygulaması yapmamız gerekiyor. Bunlarda başarısız olma durumumuzda IVF'e geçişimiz söz konusu. Bunda tabii ki sperm motil sperm sayısı, total progresif motil sperm sayısı 5 milyonun üzerinde olan olgular için erkek faktöründe geçerli olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla en az 2 siklus IUI uygulamamız gerekiyor. Peki aynı siklus içerisinde birden fazla yani bir ya da iki inseminasyonun yapılması başarıyı ne şekilde etkiliyor? Buna bakacak olursak açıklanamayan infertilite, erkek faktörü ve male faktör ve servikal faktör endikasyonlarına baktığımızda, infertilite indikasyonlarını karşılaştırdığımızda tek IUI uygulamasının ve çift IUI uygulamasının klinik anlamlılık göstermediği Alborz ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada vurgulanmış. Burada ilk uygulama, ilk inseminasyon HCG sonrası 34. saatte, ikinci uygulama ise HCG sonrası 12. ve 30. saatlerde uygulanmış. Yine açıklanamayan infertilite olgularında iki siklusun, inseminasyon siklusunun uygulandığı, karşılaştırdığı, tek ve çift inseminasyonun karşılaştırdığı Rahmen ve arkadaşlarının çalışmasında, yine Tomuş ve arkadaşlarının çalışmasında iki grup arasında anlamlı bir fark olmadığı vurgulanmış. Bağış ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada açıklanamayan infertilite ve erkek faktörünün değerlendirdikleri tek inseminasyon ve çift inseminasyonun karşılaştırıldığı uygulamada aynı zamanda gelişen folikül sayısına göre de karşılaştırmışlar. Yine gruplar arasında klinik anlamlık açısından bir fark olmadığı, klinik datalardan arasında bir fark olmadığı vurgulanmış. Gönen ve arkadaşlarının yapmış olduğu oldukça kapsamlı 1146 siklusun değerlendirdiği çalışmada erkek faktörü ve anovülasyon ve açıklanamayan grubunun karşılaştırdığı yani erkek faktörü dışındaki olguları birbirleriyle karşılaştırdıklarında tek siklus ayağın ve çift pardon tek inseminasyonun ve çift inseminasyonun klinik gebelik hızına oranına bakıldığında bir tek erkek faktöründe anlamlılık olduğu, erkek dışı infertilite faktörlerinde anlamlılığın olmadığı vurgulanmış. Dolayısıyla erkek infertilitesinde çift inseminasyonda başarı oranının daha yüksek olduğunu vurgulamışlar. Yine benzer bulguları veren açıklanamayan infertilitede de tek ve çift inseminasyonu arasındaki anlamlılığın olmadığını vurgulayan iki meta analiz var. Ve Zarek ve arkadaşlarının yaptığı donör spermleriyle yapılan yaklaşık 2500'ün üzerinde tek 700 civarında çift inseminasyonu karşılaştırmışlar ve herhangi bir fark olmadığını yine klinik başarı açısından vurgulamışlar klinik gebelik açısından. Erkek infertilitesinde çift inseminasyon uygulamasının klinik başarını artırdığını vurgulayan iki çalışma var. Yine bir meta analiz var. Erkek faktöründe düşünülebileceği vurgulanmış çift inseminasyon yaklaşımının. Ejekülat nerede nasıl alınmalı sorusuna cevaplayacak olursak, burada yine ejekülat preparasyonunda nelere dikkat edelim? Öncelikle semen kalitesini etkileyen, teknik anlamda etkileyen faktörlere değinecek olursak, burada hastanın abstinans süresi, numunenin tamamının eldesi, spermin seminal plazmadan ayrılma süresi, semen preparasyonu ile inseminasyon saati arasındaki zaman dilimi kaliteyi etkileyen faktörler arasında. Ki tabii bizim uyguladığımız yıkama metodu diğer önemli parametre ve tabii ki yine bu metotların uygulandığı optimum şartların gerçekleştirdiği bir laboratuvar ortamı da kaliteyi etkileyen faktörler arasında. Kabul gören semen örneğinin toplanması öncesindeki yaklaşık 2-3 günlük bir abstinen periyodunu biliyoruz, kabul ediyoruz. 2-3 günlük abstinen sırasından sonra örnekleri topluyoruz. Fakat yapılan çalışmalarda sık ejekülasyonun, örneğin 24 saatlik aralıklarla yapılan ejekülasyonun
Semen volümü sperm konsantrasyonunun azalttığı, yani abstinans süresinin bunun artması için önemli olduğunu vurgulayan bu çalışma bu. Fakat pH, viyabiliteyi, motiliteyi ve sperm DNA fragmentasyon oranını değiştirmiyor abstinans süresinin uzaması. Ve 24 saat aralıklarla ejekülasyonun sperm kromatin kalitesini artırdığı bu çalışmada vurgulanmış. Yine sağlıklı erkekler 24 saat aralıklarla uygulanan 4 gün ejekülasyon, 12 saatlik final abstinens süresi sonrası, danse gradiyent sonrasında SDF oranlarının azaldığı, yani kısa süreli abstinens sürelerinin SDF oranını azalttığı vurgulanmış. Burada etkili olan faktör epididimal depolanma süreci. Epididimizdeki depolanma süresi biraz sonra değineceğim. Sperm DNA fragmentasyon oranını etkileyen aşamalardan biri. Epididimizde oluşan serbest oksijen radikalleri sperm DNA yapısında hasara sebep oluyor. Dolayısıyla abstinans süresinin uzaması da SDF oranını kısmen artırmış oluyor. Yine sağlıklı bireylerde yapılan 24 saat aralıklarla alınan sperm örneklerine bakıldığında tabii ki sık ejekülasyonun sperm konsantrasyonunu azalttığını görüyoruz. Ama onun dışında total motiliteyi, progresif motiliteyi, viyabiliteyi etkilemediği ve özellikle DNA fragmentasyon oranını azalttığı vurgulanmış. Yani sık ejekülasyon olumsuz bir etkisi yok. Ki bunu IUI dışında özellikle bu datanın fertilite koruma amaçlı olarak kemoterapi, radyoterapi olacak ya da cerrahi olacak yapılacak olan hastalarda sık ejekülasyonun olumsuz bir etkisinin olmadığını bize bir faydası olur mu? Çok olumlu bir faydası var tabii yaklaşım. Semen kalitesinin etkileyen faktörler ki dikkat etmemiz gereken hususlar arasından biri de numunenin tamamının elde edilmesi. Semen içeriğinden bahsettik. Seminal içeriği sıvının ilk kısmı prostatik fraksiyon, ikinci kısmı veziküler fraksiyon olarak tanımlanıyor. Burada prostatik fraksiyon prostat sıvılarından ve spermden en zengin olan fraksiyon. Veziküler fraksiyon ise spermatozoanın daha az olduğu fraksiyon. Dolayısıyla biz örneği alırken hastanın mastürbasyon örneğini alırken ilk fraksiyonunun ehliyetini sağlamamız gerekiyor. Yani hastayı bu konuda bilgilendirmemiz gerekiyor. İlk kısmının kaçınmaması gerekiyor. En kaliteli spermatozoanın en yoğun olduğu kısmın kaybının olmaması gerekiyor. Bu önemli. Örneğin nerede verildiği, yani örnek evden mi geldi, klinikten mi geldi? Bunun önemini vurgulayan bir çalışma burada. Evden gelen örneğin ya da klinikte verilen örneğin karşılaştırıldığı bu çalışmada Yavaş ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada burada spermin alındığı, toplandığı ve spermin yıkandığı süre arasında evde ve klinikte verilen örnekler karşılaştırıldığında anlamlı var. Yine spermin ejekülasyon, yani ejekülatı alındığı ve insemine edildiği süreler arasında her iki grup arasında anlamlı fark var. Yani uzuyor süre evde örnek verildiğinde ve bu sürenin uzamasını biraz sonra da değineceğim. Olumsuz etkileri söz konusu. Ve gebelik oranlarına da baktığımızda evde verilen örneklerle klinikte verilen örneklerde gebelik şansının klinik oranlarının klinikte verilenlerde daha yüksek olduğu vurgulanmış. Ejekülasyondan sonra yaklaşık dolayısıyla 1 saat içerisinde canlı spermlerin semenden ayrılması gerekiyor. Bunun nedeni hem semen içerisindeki ölü sperm hücrelerinin hem de lökositlerin ürettiği serbest oksijen radikalleri sağlıklı spermlerin DNA'sında hasara sebep olabiliyor. Bu nedenle hızlı bir şekilde ejekülasyondan sonra likefaye olduktan sonra örnek bekletilmeden yıkanması gerekiyor. Dolayısıyla semen toplanmasıyla yıkanması arasında, yıkama ile IUI arasında, inseminasyon arasında seminin toplanması ile inseminasyon arasındaki süreler önemli süreler ve özellikle yıkanma gerçekleştikten sonra, yıkadıktan sonra semen örneğini medyum içerisinde bir süre inkübasyonu da gerekli. Yaklaşık 60-80 dakika kadar inkübasyon gerekli. Bu inkübasyonun uzaması da olumsuz, kısa kalması da olumsuz. Uzaması DNA fragmentasyonun artışına sebep oluyor. Kısa sürmesi ise kromatin yapısında dekondansasyon anomallerine sebep olabiliyor. Bu nedenle
inkübasyon süresine dikkat etmek gerekiyor. Onunla ilgili yapılan bir çalışmada bu inkübasyon süresinin yaklaşık 60-80 dakika olarak inkübasyon süresinin başarıyı artırdığı sperm preparasyonu sürecinde vurgulayan bir çalışma. Bir diğer başarıyı etkileyeceği düşünülen ve bu anlamda yapılan çalışma ise biliyoruz ki in vivo ortamda spermin kapasitasyonu dişi genital sistem içerisinde gerçekleşiyor. Bundan yola çıkarak santrifüj sürecini ki oda sıcaklığında yapıyoruz. İnkübasyon süreci 37 santigrat derecede gerçekleşiyor. Bu santrifüj sürecini de ısıtmalı santrifüjlerde gerçekleştirerek in vivo ortama uygun bir ortam oluşturulması sonucuna bakılmış bu çalışmada. Burada normal santrifüjle ve ısıtmalı santrifüjle grup B'de ısıtmalı santrifüj karşılaştırılmış. Hastaların parametrelerinde ve semen yani hastaların hem klinik parametrelerinde hem semen parametrelerinde bir farklılık yok. Ve klinik sonuçlarına baktığımızda gebelik sonuçlarında her iki grup arasında bir anlamlılık olmadığı, yani ısıtmalı santrifüjün bir anlamının olmadığı vurgulanmış bu çalışmada. Kullandığımız tekniklere değinecek olursak, yani yayda semen hazırlama tekniklerinin önemini vurgulayacak olursak, burada öncelikle semen neden yıkanıyor, onun sorusunu cevaplayacak olursak, o soruyu cevaplayacak olursak, öncelikle seminal plazmayı spermleri ayırmayı amaçlıyoruz yıkarken. Ölü hücreleri, seminal sıvı artıklarını, yuvarlak hücreleri, lökositleri uzaklaştırıyoruz ve bu hücrelerin ürettiği, ölü hücrelerin ve lökositlerin ürettiği serbest oksijen radikallerini semenden uzaklaştırıyoruz. Ve bu yıkamanın sonucunda da fertilizasyon kapasitesi yüksek, normal morfolojili, ileri progresif, hareketli spermleri elde etmiş oluyoruz. Spermlerin bu arada kapasitasyonunu gerçekleştiriyoruz. Yani in vivo ortamda dişi genital sistemde gerçekleşen kapasitasyon işlemini biz yıkama sürecinde medium içerisinde gerçekleştiriyoruz. Ve motilitesini de daha aktif, yani motilite açısından da daha aktif hale getiriyoruz bu yıkama sürecinde spermi. In vivo ortamda normalde semen servikal mukus tarafından süzülüyor ve uterin kaviteye geçiyor. Biz yıkama sürecinde bir nevi biraz sonra bahsedeceğim tekniklerle servikal mukusun vazifesini gören bir filtrasyon sisteminden geçirerek hazırlıyoruz semeni. In vitro ortamda dolayısıyla bu filtrasyondan geçirerek sperm konsantrasyon motilitesini artırıp kapasite olup plazma içeriğinden ayırarak uterus içerisine naklini gerçekleştiriyoruz. Peki kullandığımız solüsyonlara kısaca değinecek olursak ve ortama değinecek olursak, burada atmosfer ortamında pH dengesini koruyan HEPES tamponlu solüsyonları özellikle santrifüjde yıkama sürecinde kullanıyoruz. Onun dışındaki inkübatör içerisindeki inkübasyon sürecinde de bir karbonat tamponlu kültür mediumlarını kullanıyoruz. Yine in vivo ortama benzer ortamı oluşturabilmek için 37 santigrat derecede %95 nemli ortamda, %5 karbondioksitli ortamda bekletiyoruz, inkübe ediyoruz ki bir karbonat tamponlu kültür mediumları bu ortam içerisinde pH dengesini koruyorlar ve kullanacağımız mediumları özellikle bir karbonat tamponlu kültür mediumlarını bir gün önceden yani 12 saat inkübasyonunu sağlayacak şekilde kullanmamız gerekiyor. 12 saat, en az 12 saat önce inkübatöre koyup pH dengesinin sağlanmasını hedeflememiz gerekiyor. Burada bir diğer önemli nokta, biraz sonra anlatacağım tekniklerde solüsyonun ekleme hızı. Burada yavaş hareket etmemiz gerekiyor. Hızlı hareket ettiğimizde protein denatürasyonuna sebep oluyor ve olumsuz etkiliyoruz örneği. Bunun dışında santrifüj süresi ve şiddeti önemli. Burada özellikle şiddetli santrifüj yine serbest oksijen radikallerinin üretimi ve DNA hasarına sebep olabiliyor. Evet, üç temel metottan bahsedeceğim. Bunlardan biri basit yıkama metodu. Burada direkt semen örneğini likefiyo olduktan sonra üzerine yaklaşık iki katı HEPES tamponlu medium ekliyoruz, pipetliyoruz ve yüksek hızda santrifüjlüyoruz. Santrifüj sonrasında oluşan pelet ve üzerindeki medium, süpernatan. Buradaki süpernatanı uzaklaştırıyoruz ve daha sonra aynı şekilde üzerine medium ekleyerek
Tekrar aynı yıkamayı yapabiliriz. İki kere arka arkaya yıkama yapabiliriz. Ve en son olarak kalan peletin üzerine yarım mililitre medium ekleyip pipetleyerek inseminasyonu hazır hale getiriyoruz. Bu metot oldukça basit ve ucuz bir metot. Fakat tabii dezavantajları var. Bu pelet içerisinde yalnızca canlı spermler bulunmuyor. Ölü spermler var. Seminal sıvı içerikleri var. Debrisler var. Lökositler olabilir. Dolayısıyla bu hücreler karışık sağlıklı spermlerle birlikte ve özellikle bu örneği çok fazla bekletmememiz gerekiyor. Diğer ölü hücrelerin bulunması nedeniyle olumsuz etkilenebiliyor sağlıklı hücreler bu hücrelerin ürettiği serbest oksijen radikalleri nedeniyle. İkinci metot yüzdürme metodu, yani spermin migrasyon özelliğinin ne temel alarak oluşturulan bir metot. Burada ilk metottaki yıkama işlemini gerçekleştiriyoruz. Yani semeni yıkıyoruz. Bir kere santrifüjden sonra peletin üzerine yarım mililitre kadar medium koyuyoruz, pipetliyoruz ve onun üzerine çok yavaş bir şekilde alttaki 0,5 mililitrelik sperm karışımına direkt karışmayacak şekilde yavaş bir şekilde yarım mililitre medium koyuyoruz. Artık bu koyduğumuz medium bir karbonat tamponlu medium. İnkübatöre koyacağız çünkü. İnkübatörde inkübasyona bırakacağız. Ve yak 45 derece açıyla inkübe ediyoruz. Buradaki bu açının amacı da şurada görüldüğü gibi alttaki peletten yüzecek olan spermlerin yüzey alanını genişletmek. 45 derecelik açıyla bekletme sebebimiz. Alttaki semenden yukarıya temiz medium içerisine, yani yıkanmış spermden temiz medium içerisine motif spermlerin yüzmesini bekliyoruz. Yaklaşık 45 dakika inkübe ediyoruz ve daha sonra inkübasyon sonrası bu üstteki sıvıyı alarak inseminasyona hazır örneğimizi veriyoruz. Burada avantajlar yine kolay bir metot, etkin bir metot. Çok sayıda temiz motif sperm elde ediyoruz. Fakat burada alttaki sperm örneğinin dibinde kalan eğer iyi de pipetlemediysek sağlıklı spermlerin yüzmesi mümkün olmayabilir. Yani esasında sperm konsantrasyonu en düşük olan yıkama metodu. Bu anlattığım 3 metot arasında konsantrasyon oldukça düşüyor fakat motilite oranı oldukça yüksek. Sayı düşük ama motilite oranı yüksek bir örnek elde ediyoruz CVMAP yöntemiyle. Danste gradient yönteminde ise burada amaç, daha doğrusu in vivo ortamda servikal mukusun yaptığı etkiyi biz in vitro ortamda gerçekleştiriyoruz. Burada farklı yoğunluktaki silika partikülleri içeren solüsyonlar kullanıyoruz. İkili ya da üçlü gradiyent sistemleri uygulayabiliriz. Burada %40, %90 ya da %30, %50, %90 yoğunluktaki gradyent solüsyonlarıyla ikili ya da üçlü yıkama yapabiliriz. Konik tüplere önce en yüksek yoğunlukta olan gradyent solüsyonu. Burada tabii ki şu eğer semenin volümü yüksek fazla ise likefiye olduktan sonra değerlendirdiğimizde volümü fazla ise birer mililitrelik parçalara ayırarak ayrı tüplerde yıkamamız uygun. Birer mililitrelik semen örneklerini en alta en yüksek yoğunluktaki gradyent solüsyonunu, onun üzerine onun bir düşüğünü, onun üzerine eğer üçlü yapacaksak bir düşüğünü koyacak şekilde birbirine karıştırmadan bu solüsyonları tüpe yavaşça yerleştiriyoruz. En üstte de 1 mililitre semen örneğimizi koyuyoruz, yerleştiriyoruz. Yine karışmayacak şekilde çok yavaş ve daha sonra santrifüje ediyoruz. Amaç burada üstteki spermin bu farklı yoğunluktaki solüsyonlardan geçerek filtre olması ve dipte pelet olarak birikmesi. İlk elimine olanlar genellikle lökositler ve seminal sıvı içerisindeki partiküller. Daha sonra ölü sperm hücreleri elimine oluyor, yani filtre oluyorlar. Ve en sonda konik tüpün dibinde motil, sağlıklı, normal morfolojide spermlerin birikmesi söz konusu. Burada dolayısıyla elde ettiğimiz örnek temiz motif sperm, sağlıklı spermleri elde ediyoruz.
Verimlilik oranı yüksek, CVMAP'tan daha fazla hücre elde etmemiz mümkün dense gradiyent yöntemine göre. Hem debrisleri elimine ediyoruz, hem ölü hücreleri de elimine ediyoruz, reaktif oksijen radikallerini elimine ediyoruz. Dolayısıyla etkin bir metot, fakat diğer iki metottan farkı, dezavantaj olarak sayabileceğimiz daha pahalı bir yöntem ve daha uzun süren bir yöntem diğer iki yıkama yöntemine göre. Peki biz bu metotlarda semen parametrelerine bakarak hangi metodu yapacağımızı nasıl karar veriyoruz? Ejekülattaki motil sperm sayısına bakıyoruz. Eğer 50-60 milyonun üzerinde vevüs gözdeyse, motilite oranı yüksek ise örneğimizin CVMAP iyi bir yöntem. Ama onun dışında male faktör söz konusuysa, hafif bir male faktör söz konusuysa, oligozoospermi, teratospermi, astenospermi vakalarında danse gradient yöntemi tercih edeceğimiz yöntem olmalı. Yüksek viskoziteli örneklerle çalışıyorsak santrifüj süresini uzatabiliriz. Eğer sperm sayısı çok az ise santrifüj süresini, gücünü ve gradientin miktarını azaltabiliriz. Santrifüj derken İsmail'in sorusunda santrifüjde yaklaşık 15 dakika santrifüj ediyoruz ve washing yöntemlerinde yaklaşık 10 dakika santrifüjlüyoruz. Evet, bu iki yöntemin karşılaştıran bir çalışma, danse gradient ve CVMAP'ı özellikle karşılaştıran çalışmada, burada bulgular genellikle CVMAP lehine motiliteyi, total motiliteyi, progresif motiliteyi, canlı hücre sayısını CVMAP yönteminin lehine olarak bulunduğu bir çalışma. Yani bu hücre sayıları hem konsantrasyon progresif motilite hem total motilite ve canlı hücre sayısı CVMAP'ta daha yüksek. Ve aynı zamanda baktığımızda apoptotik hücre sayısı ve nekrotik hücre sayısının daha az olduğunu görüyoruz. Burada flow sistemetrik analizle gerçekleştirilmiş bu çalışma ve CVMAP yönteminin oldukça olumlu sonuçlar verdiğini vurgulamışlar. 2009'da yayınlanan bir meta analizde 2004'e kadar yapılan çalışmaları değerlendiren bir meta analiz. Danse gradient yöntemi yapılan çalışmalar genellikle danse gradient yönteminin daha etkin olduğuna dair çalışmalardan oluşuyor bu meta analiz ve IOI başarısında yaklaşık gebelik oranı %10 ile 20 arasında değişiyor bu yapılan çalışmalarda. Cochrane analizine baktığımızda 2011'deki bu üç metodun karşılaştırıldığı çalışmada Sevinç Hocam, sperm sayısı az ise santrifüj süresi artılıyor, gradient miktarı azaltılıyor. Gradient solüsyonun miktarını azaltıyoruz sperm sayısı az ise. Cochrane analizine baktığımızda 3 metodu karşılaştırdığımızda hem gebelik hızı açısından, gebelik kaybı açısından burada CVMAP ve yıkama yönteminin karşılaştırdığı yöntemle yine gebelik hızı açısından baktığımızda yine CVMAP ile yıkama yöntemini birbiriyle karşılaştırdığı gebelik hızı açısından baktığımızda bu 3 metodun birbiriyle çok anlamlı fark oluşturmadığı vurgulanmış. Yine her iki metodun karşılaştırdığı burada Karamahmutoğlu'nun yapmış olduğu çalışmada hastaların CVMAP ve gradientle yıkanan iki gruba değerlendirildiğinde burada hasta parametrelerinde bir fark yok. Yalnızca yıkama öncesi bazal sperm motilitesi CVMAP grubunda yüksek ki zaten CVMAP'ı seçme kriterlerimizden biri de motilite oranı yüksek olan örneklerde CVMAP önceki tercihimiz olduğu için burada bir tek bazal sperm motilitesi bu grupta yüksek olarak görülmüş, bir tek orada anlamlılık var. Yıkama sonrası bakıldığında her iki yıkama grubuna
Açıklanamayan infertilite ve erkek faktörü karşılaştırılmış ve total olarak bakılmış. Yalnız burada tabii bir durum açıklanamayan infertilite grubu 156 hasta, erkek faktörü 19 hastadan 19 örnekten oluşuyor. Dolayısıyla totali çoğunlukla açıklanamayan infertilite olduğu için totalde açıklanamayan infertilite grubu Danziger gradiyent lehine sonuçlanmış. Açıklanamayan infertilite de olduğu gibi Danziger gradiyent yönteminin daha etkin olduğu vurgulanıyor. Erkek faktöründe ise her iki yıkama metodu arasında bir fark olmadığı vurgulanıyor. Yine her iki metodun karşılaştırıldığı normozoospermik örneklerin değerlendirildiği 58 ayı sikstuna birbiriyle karşılaştırıldığında konsantrasyon açısından Danziger gradiyent yöntemindeki biraz önce de söyledik. CVMAP'a göre de konsantrasyonu daha çok hücre elde edebiliyoruz. Fakat her iki metotta motilite açısından bir fark yok ve morfoloji açısından da baktığımızda CMAP daha olumlu sonuçlar veriyor. Normal morfolojide sperm sayısı daha yüksek oluyor. Evet, bir diğer parametre semen parametreleri. Semen parametreleri IUI başarısını nasıl etkiliyor? Bununla ilgili bakacak olursak 2009'da yapılan rapor edilen bir review'a göre 2004'e kadar yapılan çalışmalar değerlendirilmiş. Burada parametre aralıklara baktığınızda total progresif motil sperm sayısının 5-10 milyon olarak verilmiş. Morfoloji %4 ile %14 arasında değişiyor bu çalışmalarda. Yine insemine edilen total motil sperm sayısı 1 ile 10 milyon arasında değişiyor. Oldukça aralıklar geniş bu review'da. Yine 2011'de Morbeck ve arkadaşları bir çalışma yapmışlar. Burada iki farklı aynı kendi laboratuvarlarında iki farklı zaman periyodunda farklı iki laboratuvar çalışanıyla ve WHO ve Kruger kriterlerine göre değerlendirme yapmışlar. Siklus başına ve hasta başına gebelik hızına bakmışlar. Burada vurgulamak istedikleri ki vurguladıkları çalışmada farklı laboratuvar yani insan faktörü farklı değerlendiriciler söz konusu olduğunda objektif bir değerlendirme olmadığını, sonuçların değişebildiğini, bu iki farklı zaman periyodunda IUI gebelik başarısının ilk bir periyotta daha iyi, ikinci bir diğer periyotta daha düşük oluyor. Yani morfolojinin ilk periyotta etkili olduğu, ikinci periyotta etkili olmadığını vurgulamışlar ve burada da farklı kriterlerin, farklı laboratuvar çalışanlarının etkin olduğunu vurgulamışlar. Çok da objektif bir değerlendirme olamayacağını yapılan çalışmalarda vurgulamışlar. Omelet ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada, burada review'da 55 çalışma değerlendirilmiş ve bu review'da 2014'teki review'da aralıklar biraz daralmış. Total motil sperm sayısının 5-10 milyon arasında. Grade A ve B motil sperm sayısı %30 oranında, normal sperm morfolojisinin %5'in üzerinde ve insemine edilen motil sperm sayısının 0,8 ile 5 milyon arasında olduğu vurgulanmış IUI başarısının olumlu etkileri açısından. Ve burada yine bu review'da sperm DNA fragmentasyon oranı da vurgulanmış, yapılan çalışmalardan değerlenen %25 ile %30 oranında fragmentasyon altında olduğunda IUI başarısını olumlu etkilediği vurgulanmış bu review'da. Bir diğer çalışmada yine 856 IUI siklusu Danziger gradiyent yöntemiyle yıkama sonrasında ve Kruger'e göre morfolojisi değerlendirilmiş %4 ve 6 ve %4 üzeri normal morfoloji bakıldığı ikisi birbiriyle karşılaştırıldığında yine klinik dataları da olumlu bir etkisi, çok etkinliği olmadığı yani sperm morfolojisinin IVF sonrası gebelik başarısında bir belirleyici faktör olmadığı vurgulanmış. Canlı doğumun değerlendirildiği, canlı doğumun sonucu, IVF sonrası canlı doğum oranına bakılan bu çalışmada ise sperm motilite oranı, yıkama öncesi ve yıkama sonrası sperm motilite oranının belirleyici faktör olduğu semen parametresi olarak vurgulanmış. Total progresif sperm sayısının yani yıkama öncesi total progresif sperm sayısının gebelikteki etkisini değerlendiren çalışmalarda burada
Total progresif sperm sayısının etkin olmadığı, bu özellikle Lemans ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada 1166 siklus ve 4251 çift ve 4251 ayı siklusu değerlendirilmiş ve total progresif sperm sayısının etkin olmadığı esas belirleyici olan faktörün insemine edilen total progresif sperm sayısı olduğu ve kadının yaşı olduğunu vurgulamışlar. Yani total progresif motif sperm sayısının etkin bir rolünün olmadığını vurgulamışlar. Yine bu çalışmada normal morfolik sper sayısı %4'ün üzerinde olması, insemine edilen total progresif motif sperm sayısının 5-10 milyon arasında olması en yüksek gebelik oranını getiriyor. Total progresif motif sperm sayısı belirleyici bir faktör değil, bunu rapor etmişler. İnsan faktörünün ortadan kaldırıldığı, kompütörize analiz sistemlerinin değerlendirildiği IOI başarısında buradaki parametrelerin değerlendirdiği iki çalışmadan söz edeceğim. Burada kompütörize analiz sisteminde başarıyı etkileyen faktörler arasında yalnızca motif sperm konsantrasyonu ve progresif sperm konsantrasyonu, final süspansiyondaki yani yıkama sonrası insemine edilen solüsyondaki progresif sperm konsantrasyonunun diğer analizlerle benzer destekler nitelikte anlamlı sonuç verdiği, gebelik başarısı açısından anlamlı sonuç verdiği vurgulanmış. Ve bu konsantrasyon ve motilite oranı dışında spermin hız oranı da yine kasa parametreleri arasında ayı başarısı da etkin bir faktör olduğu bu çalışmada vurgulanmış. Sonuç olarak semen parametrelerinden yıkama öncesi total sperm konsantrasyonu, total progresif motilite, morfoloji önemli olmakla birlikte esas kaliteyi, klinik başarıyı etkileyen faktörün insemine edilen total motif sperm sayısı olduğunu varabiliriz. Bu çalışmaların sonucunda konsantrasyon ve motilitesi normal sınırlarda olan örneklerde metotlar arasında klinik başarı açısından bir fark olmadığı ve erkek infertilitesinde semen volümü, konsantrasyon ve motilite oranları dikkate alınarak insemine edilecek total motilite sperm sayının en üst düzeyde elde edebileceğimiz bir yıkama yöntemini tercih etmemiz gerekiyor. Diğer IUI başarısını etkileyen faktörlere bakacak olursak, burada sekonder infertilite olgularının primer infertilite olgularına göre daha başarı şansının yüksek olduğu, kadının yaşının 38 yaş altında olduğunda başarı şansının arttığı, matur folikül sayısının 2'nin üzerinde olduğunda yine başarının arttığı, endometriyal kalınlığın önemi ve insemine edilen motif sperm sayısının 1 milyonun üzerinde olmasının yine başarı oranının artırıldığı, Dinel ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada vurgulanmış. Hansen ve arkadaşları canlı doğumu etkileyen faktörler olarak tedavi metodunun stimülasyon protokolünün yaşın ve infertilite süresinin önemini vurgulamışlar özellikle. Burada diğer klinik parametrelerin, AMH düzeyinin, total motil sperm sayısının yine önemli olmadığını yaptıkları çalışmada vurgulamışlar, yeni yapılan çalışmalardan biri. Bir diğer aklımıza gelebilecek soru, DNA fragmantasyon oranını değerlendirebilir miyiz? Değerlendirelim mi? Başarıyı ne kadar etkiliyor? Bunu cevaplayacak olursak, biraz önce de söylediğim gibi spermatozoa çekirdeğindeki DNA fragmantasyon oranı IUI başarısını etkiliyor. Bu ICSI ve IVF olgularına göre daha da belirgin. Yani ICSI ve IVF'deki SDF yüksekliği tartışmalı. Fakat IUI'daki DNA SDF oranındaki artış klinik başarıyı olumsuz yönde etkiliyor. Ve cutoff değeri burada sıkıntı, cutoff değerinde %11,5 ile %30 arasında değişiyor yapılan çalışmalarda cutoff değeri. Ve yine yapılan çalışmalarda uyguladığımız sperm yıkama tekniklerini, özellikle Danske gradient yönteminin DNA kırıklarını oranını azalttığı gösterilmiş.
Bu konuda SDF'nin oranının klinik başarıya etkisinden ziyade rutin bakılması konusundaki öneriler değerlendirildi. Bu konudaki görüşler, rutin SDF bakılması için datanın yetersiz olduğu, klinik bebelik başarısında oranının belirleyici olmadığı, belirli bir cutoff değerinin olmadığı vurgulanıyor özellikle ve kabul görmüş bir metodolojinin olmaması yine rutin olarak SDF'nin bakılmasını gereğinde tartışma yaratıyor. Bizim yaklaşımımız ne olmalı? Bunları biliyoruz. Oral antioksidan alımı, varikosel varsa onun tedavisi, konuşmamın başında söylediğim gibi sık ejekülasyon yine SDF'yi azaltmak için bir yaklaşım olabilir. Eğer mikromanipülasyon tekniği uyguluyorsak, burada sperm seçme teknikleri var, bunları uygulayabiliriz. Bunun dışında yine DNA fragmantasyon oranı daha düşük olacak şekilde testiküler spermin kullanımının yoluna gidebiliriz eğer ejekülatta SDF oranı yüksek ise. Yine SDF oranını azaltmak için genelde araştırma amaçlı araştırmalarda kullanılan yani rutin uygulamada kullanılmayan bir yaklaşım var. Manyetik aktif etkisel sorting sistemi. Burada biliyoruz ki apoptoza giden bir hücrede burada tabii şuna değinmek lazım. Sperm DNA fragmantasyonu normalde spermatojenez sürecinde fizyolojik olarak gerçekleşen bir süreç. Özellikle kromatinin paketlenmesi sürecinde tek ya da çift zincir kırıkları söz konusu olabiliyor. Ve sperm esasında tek zincir kırıklarını tamir etme kapasitesinde. Eğer çift zincir kırıkları söz konusu olursa tamiri mümkün olmuyor bu kırıkların ve bu sefer hücre apoptoza gitmesi gerekiyor. Eğer apoptoza gidip hücre ölmez ise, epididimise geçer ve buradan da ejekülata geçer ise SDF oranı ejekülatta artıyor. Bunun dışında yine epididimiste depolanma sürecinde bu serbest oksijen radikallerin üretimine bağlı olarak DNA fragmantasyon oranı artabiliyor. Hücrenin kendi içerisindeki kaspaz enzim aktivasyonu endonükleazlar yine DNA fragmantasyonunu artırabiliyor. Yani bir fizyolojik süreç var. Fizyolojik süreç esasında kendi kendini kapatıyor. Yani bir şekilde elimine oluyor bu hücreler. Eğer bu tamamlanmaz ise ya da farklı toksik etkiler ile SDF oranı artar ise epididimiste depolanma sürecinde ya da hasta bir kemoterapi, radyoterapi alır ise, alacak, alıyor ise yine SDF oranı artıyor. Ve bu süreçte ejekülatta da DNA kırığı fazla spermin atılması söz konusu oluyor. Bu da klinik datalarımızı olumsuz yönde etkiliyor. Moleküler düzeyde baktığımızda apoptoza giden bir hücrede hücre membran yüzeyinde fosfodiazepinin hücre iç yüzeyinden hücre dış yüzeyine yer değişimi söz konusu. Bu sistem bu mekanizma üzerinden işliyor. Bu fosfat yerli yer hücre membran yüzeyinde yer değiştiren fosfodiazepin anneksin 5 işaretli yani bunu fosfodiazepinin hücre yüzey membran yüzeyinde bulunan spermleri anneksin 5 ile bağlı mikrobilyeler tutuyorlar bir mıknatıs sisteminden geçiriyoruz. Dolayısıyla apoptoz sürecinde olan hücrelerin bu mıknatıs sistemiyle tutulması söz konusu. Sağlıklı olan spermlerin bir nevi filtre olması söz konusu. Ve elde ettiğimiz materyal artık SDF oranı düşük olan hücrelerden oluşuyor. Burada görüldüğü gibi Lee ve arkadaşları bunu değerlendirdiklerinde DNA fragmantasyon oranının azaldığını göstermişler. Tabii bu filtre sisteminde konsantrasyon daha yüksek olduğu için yani elde edilen konsantrasyon IA uygulamalarında bir yaklaşım olarak düşünülebilecek. Fakat diğer mikro manipülasyon yöntemlerinde kullanılan, eliminasyonda kullanılan yöntemler IA için uygun yaklaşımlar değil. Bir diğer sorun hastanın örnek verememesi, hepimizin karşılaştığı sorunlardan biri. Burada psikojenik anejekülasyon olarak tanımlayabileceğimiz durum normalde ejekülasyon sorunu olmayan hastaların işlem gününde ejekülat verememesi söz konusu olabilir. Burada fosfodiesterase 5 inhibitörlerinin kullanımı söz konusu. Günlük dozu 25 mg, 50 mg mecbur kalınırsa 100 mg'a kadar çıkılabiliyor doktor kontrolünde. Eleksiyonun gerçekleşmesiyle ejekülasyonun gerçekleşmesi söz konusu. Bunun dışındaki diğer yöntemler genelde nörojenik anejekülasyonda kullanılan yöntemler, spinal kort hasarıyla ilgili anejekülasyonda kullanılan
yaklaşımlar arasında daha invaziv yöntemler daha pahalı yöntemler. IUI için özellikle çok uygun olmayan yöntemler. Ve burada pratik klinik pratiğimizde bizim yaşadığımız bu tip vakalarda cerrahi yöntemle örnek almak durumunda olduğumuzu ilettiğimiz anda hastaya örnekleri genelde alıyoruz. Bu da bir diğer yaklaşım olarak söylenebilir. Peki kronik giren enfeksiyonlarda ne yapalım? Nasıl bir yaklaşım gösterelim? Burada Zafer ve arkadaşlarının çalışmasından bahsetmek istiyorum. 4257 HIV pozitif çiftin 11915 siklusu değerlendirilmiş washing sonrası. Burada primer sonuç olarak washing sonrası kadının HIV enfeksiyon serolojik deliline ve yeni doğan virolojik deliline bakılmış. Sekonder sonuç olarak da klinik datalarına bakılmış. Klinik gebelik, spontan abortus, düşük doğum ağırlığı ve prematüritesine bakılmış. Ve özellikle sperm washing sonrası HIV pozitifliğin hücre konsantrasyon yani serolojik delilin azaldığı sperm yıkama sürecinin başarılı bir sonuç verdiği çalışmada vurgulanmış. Bu tip hastalardaki yaklaşımımız öncelikle bu uygulama öncesinde antiviral tedavinin, yüksek doz antiviral tedavinin uygulanması gerekiyor. Ve sperm washing yönteminden sonra örnekte HIV-1 RNA real-time PCR analiz edilmesi gerekiyor. Buna azalma olmadığı yani bu analiz sonucuna göre tedavinin etkinliği değerlendirilip inseminasyon gerçekleştiriliyor. Yani standart protokol, standart yaklaşım bu. IUI uygulamalarında yani virüs enfekte örneğin insemine edilme riskinin IVF ve ICSI'ye göre daha fazla olduğu yapılan çalışmaya vurgulanıyor yine. Bunun sebebi de kullanılan sperm volümünün yüksek olması, gebelik oranının daha düşük olması, çoklu gebelik riskin yani riskli bir işlem yapıyoruz. Ve bu işlem hem gebelik oranı daha düşük IUI'de hem de çoklu riski var. Dolayısıyla bu riskli işlemde IVF ya da ICSI tercih etmek daha doğru bir yaklaşım olabilir şeklinde vurgulanmış. Burada kronik enfeksiyonlarda HIV, hepatit B ve hepatit C'nin kadın ya da erkekteki taşıyıcılığına göre karşılaştırıldığı bu çalışmada değerlendirildiği bu çalışmada eğer enfekte olan partner erkek ise HIV pozitif ise öncelikle antiviral tedavi yapılıyor uzun süreli yüksek dozda. Akabinde Dansler gradient yöntemiyle sperm yıkanıyor ve ondan sonra IUI ya da IVF işlemi gerçekleştiriliyor. HIV virüsü seminal sıvıda mevcut fakat hücre içerisinde, hücrede bulunmuyor, spermatozoada bulunmuyor. Hepatit B için konuşacak olursak, eğer erkek yine enfekte ise partnerinin aşılanması söz konusu olabilir korunması amacıyla. Hepatit B virüsü de hem seminal sıvıda hem de spermatozoada bulunuyor. Hepatit C tedavisi, hepatit C pozitif erkek partnerde yine erkeğin antiviral tedavisi söz konusu oldukça pahalı bir tedavi. Akabinde Dansler gradient yöntemiyle sperm yıkanması, IUI ya da IVF uygulaması gerçekleşiyor. Burada da yine seminal sıvıda virüs pozitif, spermde ise, spermatozoada ise virüs bulunmuyor. Eğer partner kadın partner enfekte ise HIV pozitif ise IUI ya da ICSI yapıyor, IVF yapıyoruz ve antiviral tedavi uyguluyoruz hastaya gebelik sürecince. Bebeğe geçiş oranı vertikal transfüzyon yaklaşık %15-40 oranında HIV pozitif kadınlarda ve gebelik sürecinde dediğim gibi antiviral tedavi uyguluyoruz, sezaryen endikasyonu koyuyoruz ve invaziv işlemlerden kaçınıyoruz. Emzirme sürecinde de %1 oranında ve daha az bir geçiş söz konusu bu hastalarda. Hepatit B pozitif kadınlarda erkek partnerin aşılanması söz konusu. %90 oranında vertikal geçiş söz konusu. Bu hastalarda hepatit C'de ise yine kadının antiviral tedavisi
yapılabiliyor. Yine pahalı bir yöntem olduğunu vurgulamıştım. Vertikal geçiş %6 oranında ve laktasyon sürecinde yaklaşık %6 oranında yine bir geçiş söz konusu hepatit C'de. Evet, sonuç olarak teknik anlamdaki sonuçlarımızı da vurgulayacak olursam, semen örneğinin inseminasyon yapılacağı yerde toplanması, preparasyonda ejekülatın alım ile inseminasyon arasındaki sürenin kısa tutulması ve yıkama süresi sonrasında inkübe edilmesi önemli uygulama sürecinde. Bunun dışında klinik başarıyı belirleyen en önemli semen parametresinin insemine edilen progresif sperm sayısı olduğunu söyledik ve ay ay uygulamalarında semen parametrelerine uygun olan ve insemine edeceğimiz total progresif sperm sayısını en yüksek tutacağımız örneği, tekniği uygulamamız doğru yaklaşım olacaktır. Çok teşekkür ederim. Şimdi sorulara geçeyim. Evet, Santur İsmail Bey'in sorusuna cevap vermiştim. Sevinç Hocam'ın sorusunda burada gradyent, santrifüj süresi uzun, sperm sayısı azsa fakat gradyent miktarını azaltacağımızı söylemiştim. Sperm parametrelerine bakarak 5 milyonun, biliyoruz ki 5 milyonun altında total progresif sperm sayısı olan hastalarda direkt IVF uyguluyoruz. Burada kritik olan 5 ile 10 milyon arasındaki olan hastalar esasında en zorlandığımız başarıya biz burada parametrelere uygun teknik ile hazırlayarak insemine edeceğimiz materyaldeki total progresif sperm sayısının en yüksek tutacak şekilde ayı uyguluyoruz. Açıkçası AMH'ın benim okuduğum literatür, yani bu anlamda çok fazla data okumadım. AMH'ın değeri açısından etkinliğini olmadığını bir çalışmada vurgulamıştım sunumda da. Bir cut-off değer bilmiyorum o konuda. Bir yorum yapamayacağım. Evet, Ahmet Hocam da cevap vermiş zaten. Burada. Burada pek anlayamadım Erkan Hocam. Burada mikroçip yöntemiyle ilgili, burada konsantrasyon tabii önemli. Burada mikroçip yöntemi konsantrasyonun ne kadar elde edeceğiz, yani vereceğimiz total hücre sayısı, IUI başarısında ya progresif motif sperm sayısı önemli. Bu nedenle çok fazla yorum yapamayacağım o konuda. Böyle. Teşekkür ederim Esra Hocam. Ahmet Hocam, bunu soracağınız mikroçip dediğim gibi mikroçip burada IUI'da insemine ettiğimiz hücre sayısı önemli. Burada parametreye göre tabii etkinliğini değerlendirmek lazım. Açıkçası yorum yapamıyorum. Yani tünel yöntemini ben rutin uygulamıyorum. Steniyen kırıklığı tünel yöntemiyle özellikle flow cytometric analizle uyguluyoruz genelde kendi araştırmalarımızda ve hem immünoistochimyasal kimyasal hem de flow cytometric analizler yapıyoruz. Ama tabii sonuçta yalnızca yüzdesini veriyoruz. Örnek yani eliminasyon söz konusu değil. Yalnızca yüzde oranlarını verebiliriz cutoff değeri açısından. Şu an Ahmet Hocam IUI'da MEX tecrübesiyle ilgili bir yüksek lisans tez çalışmamız var. Onu yapıyoruz açıklanamayan infertilite olgularında. MEX'le yıkanan ve normalden size gradient yöntemiyle yıkadığımız örnekleri hastanın OST'lerini randomize ederek yani her hastanın OST'lerini ikiye bölerek yapıyoruz. Oradaki hasta kriterini de yani oradaki hasta faktörünü de elimine etmek amacıyla göreceğiz sonuçlarını şu an devam ediyor.
Hiç tecrübem yok Esra Hocam. Bu konuda bir yorum yapamayacağım. Kesinlikle santrifüjün olmamasının önemi var. Santrifüj süresi tabii ki semen parametreleriyle süreyi uzatmamız söz konusu olabiliyor. Ve bu da santrifüj ne kadar uzunsa spermin serbest oksijen radikal üretimi tabii çok daha artıyor ve bu da olumsuz etkilere sebep olabiliyor. Bu anlamda faydası olabilir. Total progresif motil siper sayısının 5-10 milyon arasında olan hasta grubu esasında kritik hasta grubu. Burada motilite oranı yani yıkama metodu önemli. Total elde ettiğimiz, insemine edeceğimiz sperm sayısı önemli. Burada sonuçta SUT'a göre deniyoruz. Mecburen 5 milyon üzerinde olduğunda en uygun metotla yıkayarak sonuçlarını bakıyoruz. Evet, kesinlikle hangisi? Esra Hocam mikroçip için mi diyorsunuz pahalı mı diye? Onu anlayamadım. Muhakkak öyle. Bizim için danslı gradiyent bile pahalı devlet kurumunda. Gerçekten aşılama için verilen para dans dekoratiyent için kullandığımız solüsyonun bile masrafını karşılamıyor. O derece. Erkek sörlesinin rutin çalışılmasını uygun görmüyorum. Yani uygun görmüyorum derken bunun cost efektif olmadığını düşünüyorum. Burada indikasyonu olan gruplarda yapılabilir. Mikroçipin maliyetini bilmiyorum açıkçası. Serolojik değerlendirme yapmıyoruz IOI'da. Spermiyogram analizi dışında bir analiz yapmıyoruz. Eğer indikasyon varsa, farklı indikasyonlar düşünüyorsak değerlendiriyoruz. Sıfır sekiz ne Zeki Hocam? Anlamadım. İnsemine edilen. Evet, oldukça ucuzmuş. Çok teşekkür ederim katkılarınız için. Çok teşekkür ederim Başakçığım. Katkılarınız, katılımınız için çok sağ olun. Ben de hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler, sağ olun.